En büyük mesaj, verdiğimiz en büyük mesaj şu: enflasyon şoku görüyoruz küresel olarak ve uzun bir süredir enflasyon görüyoruz. O kadar yükseldi ki merkez bankaları gerçekten bunun için endişe duymaya başladı. Artık rahat değiller para politikasıyla. İnanılmaz gevşek para politikası merkez bankalarını artık rahat ettirmiyor. Beklenenden daha erken bir normalleşme bekliyoruz Fed'den ve İngiltere Merkez Bankası'ndan para politikası tarafında. Çünkü faizleri artırabilirler. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nda 2023'e kadar bir faiz artışı beklemiyoruz. Fakat enflasyon şoku var, bunu söylüyoruz. Peki hala siz ne bekliyorsunuz? Büyük merkez bankalarının, özellikle de FED tarafında beklentiniz nedir? Çünkü soruyorum, hali hazırda enflasyon der bir ortamdayız. Önümüzdeki yıl ne bekliyoruz, ne düşünürsünüz? Evet, biz FED'in Kasım'da FED'in taper yaptığını göreceğiz ve taper'ın önümüzdeki toplantıda bunun hızını arttıracağını söylemesini bekleyebiliriz. Ve yaklaşık olarak taper'ı Nisan'da bitirecekler diye düşünüyoruz. Bu da tabii ki faizleri arttırmak için onlara alan verir. Eylül ayları için ilk faiz artışı beklentimiz var FED tarafından. 2023'te de daha fazla faiz artışı bekliyoruz. İngiltere Merkez Bankası bu ayın sonlarında harekete geçebilir faiz artırımıyla alakalı. Çünkü İngiltere'nin iş piyasasıyla alakalı belirsizlikler var. İşsizlik artabilir diye bir endişeleri var. Çünkü işçilere yardım yapılıyordu biliyorsunuz. O yüzden bu yılın Aralık ayında İngiltere Merkez Bankası faiz artırımı yapabilir. Avrupa Merkez Bankası biraz daha farklı. Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programını önümüzdeki ilkbaharda azaltacaklarını düşünüyoruz. Fakat varlık almaya devam edecek ve faizleri artırmayacaklardır önümüzdeki iki yıl boyunca. Biraz farklılaşmış bir resim var küresel para politikası açısından değerlendirdiğimiz zaman. ABD dolarının da yukarı yönünü baskılayacaktır tabii bu durum. Sayın Colton, en büyük farklılıklar nedir gelişen piyasalar ve gelişmiş piyasalar arasında? Ve şunu da merak ediyorum, Türkiye için ne düşünürsünüz? Tabii bizim çoğu gelişen piyasada gördüğümüz şey şu: gelişen piyasalar enflasyon şoklarına büyük merkez bankalarından, Fed'den ya da İngiltere Merkez Bankası'na daha hızlı tepki vermeye başladılar. Faizleri arttırmaya başladılar. Rusya'ya bakabiliriz, Meksika'ya bakabiliriz. Hepsi faizleri arttırma yoluna gitti. Beklenenden daha erken oldu bu. Çünkü enflasyon şoku onları endişelendiren bir şey. Bu şoklardan ötürü endişeliler. Malların fiyatları çok arttı ve enerji fiyatları, diğer emtia fiyatları gerçekten çok arttı ve süre gelen enflasyondaki artış beklentilerinin de göz önüne olarak faiz artışına gittiler ve buna beklenenden çok da erken bir şekilde, daha hızlı bir şekilde tepki verme gereği duydular. Hakikaten Brezilya'dan fazla faiz artışı gördük. Rusya'dan da aynı şekilde faiz artışları gördük. Daha da faiz artışı yapacaklara benziyor ve Doğu Avrupa'da da aynı durum söz konusu. Polonya mesela, Macaristan, Çek Cumhuriyeti aynı şekilde gelişen piyasalar agresif davranıyor aslında FED'den. Çünkü çok yüksek enflasyon geçmişleri var. Enflasyon beklentileri yükselmiş durumda ve bu bir risk tabii ki çoğu gelişen piyasası için. Türkiye ise farklı bir yöne doğru gidiyor. Türkiye'de para birimi üzerinde de şu an bir baskı olduğunu görüyoruz. Pekala Sayın Colton, şunu da merak ediyorum. Türkiye para politikası için fikriniz nedir? Çünkü raporunuzdan gördüğüm kadarıyla siz bankanın para politikasını sıkılaştırmak zorunda kalabileceğini dile getirmişsiniz ve müdahaleden bahsetmişsiniz. Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleden bahsetmişsiniz raporunuzda. Para politikası hakkındaki fikrinizi alabilir miyim? Gelişen piyasaların ve Türkiye'nin para politikası arasındaki farklılıkları anlatır mısınız? Tahminimiz yayınladık sizin de söylediğiniz gibi. Bir tahminimiz var tabii ki para politikası görünümüyle alakalı. Faizlerin aslında yukarı çıkacağını bekliyoruz önümüzdeki yıl. Son faiz indirimler tersine çevirecektir. Çünkü bu olmazsa, faizler artmazsa küresel para politikası şu an sıkılaşıyor. FED faizleri artıracak. İngiltere Merkez Bankası faizleri artırıyor. Gelişen piyasaların çoğu da hali hazırda faizleri artırma yoluna gitti. Bunu yapmaya devam etmeleri gerekecek. Bu ortamda, bu konjonktürde faizler artmazsa
bunun iyi olmayacağını düşünüyoruz. Negatif reel faizler var zaten Türkiye'de. Bu para birimi üzerine daha da fazla baskı uygulamaya devam edecek ve Merkez Bankası daha geleneksel bir para politikası sıkılaşmasıyla, yani faizleri arttırma yoluyla buna tepki vermeye gerek duyacaktır. Dediğim gibi bizim tahminimiz bu. Tahminimizde bunu yayınladık. Enflasyon çok yüksek Türkiye'de ve dediğim gibi şu an faizlerin gidişatında bir tersine dönme bekliyoruz. Para biriminde bir baskı var ve bu yoğunlaşabilir. O yüzden faizleri artırma gereği duyulabilir Türkiye'de. Biz %17'ye çıkmasını bekliyoruz faizlerin önümüzdeki yılın sonunda.